Herkese merhabalar, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. En kolay, en lezzetli çörek hazırlıyorum. Denedikten sonra lezzetine bayılacaksınız. Hayatımda yaptığım, yediğim en lezzetli çörek tarifi bütün takipçilerim denemeli. Denedikten sonra mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşalım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi görüyorum. Çok sağ olun. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 su bardağı ılık süt. Süt ortam sıcaklığında da olabilir. Yumurtayı da ekledikten sonra hemen karıştıralım. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Hemen ardından 2,5 su bardağı un ilave edelim. Kontrollü ekleyelim. 3 su bardağı doluyor. 1 tatlı kaşığı tuzu unun üzerine ilave edip karıştıralım. Yoğurma işlemi yapmayacağız. Yoğurma derdi yok. Çöreği bu yöntemle hazırlayalım. Sadece karıştıracağız. Gerçekten 10 dakikada yapılıyor. Çok kolay bir tarif. Üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Bu arada biz de iç harcını hazırlayalım. Orta boy 2 patates haşladım. 1 büyük patates de olur. Patatesleri ezelim. Daha sonra baharatları ilave edelim. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Toz biber varsa evde biraz ilave edebilirsiniz. Zerdeçal da ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Baharatları ekledikten sonra hemen karıştıralım. Kaşarı şu anda eklemeyeceğiz. Çünkü patates şu anda çok sıcak. Hamuru açtığımız zaman ekleyelim. Çöreğimizi bir bezeden hazırlayacağız. Hemen bir kenara alalım. Daha sonra üzerine ilave edeceğimiz malzemeleri hazırlayalım. Piştikten sonra en sona isteğe bağlı maydanoz ilave edebilirsiniz. 100 gram kaşar peyniri, 100 gram normal peynir veya çökelek kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Bütün malzemeyi hazırladık, bir kenara aldık. Artık çöreğimize başlayabiliriz. Masaya hafiften un serpelim. Ele yapışmayan yumuşak hamur hazırlamıştık. Elde açmamız çok kolay olacak. Beze yapmadan direkt açalım. Bakın kıvamı çok güzel görünüyor. Elimize vurmamızla sızlı bir şekilde açılıyor. Gerçekten bu tarif çocuk oyuncağı. Herkes yapabilir. Elimizde servis tabağı büyüklüğünde açalım. Çok da büyük açmamıza gerek yok. Çünkü içerisine iç harcı ilave edeceğiz. Un yardımı alarak ters düz çevirerek açalım. Alt kısmına kaşar. Daha sonra hazırladığımız patatesi ilave edelim. Patatese sevdiğiniz baharatlardan ilave edebilirsiniz. Zerdeçal da çok güzel yakışıyor. İç harcını 2 patatesten hazırlamıştık. Üzerine biraz da kaşar ilave edelim. Bu kısımlarda malzemeyi azaltıp ve çoğaltabilirsiniz. Ve istediğiniz, sevdiğiniz iç harçlarından da ilave edebilirsiniz. Her türlü çok güzel gidiyor. İç harcını ekledikten sonra elimizle hemen toparlayalım. Biraz un yardımıyla sıkı bir şekilde kapatalım. Gerçekten bakar mısınız? Çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Ani misafirlerinizde hızlı bir şekilde kahvaltılarınızda, çay saatlerinde hazırlayabilirsiniz. Un yardımıyla ters düz yapalım. Dikkat edelim, çok da iç harcı ilave etmeyelim.
Malzemeleri açıklama kısmında da yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi görüyorum. Çok sağ olun. Vaktim oldukça o değerli yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Üzeri için 2 yumurta sarısı ilave ettim. Dilerseniz 1 yumurta sarısı da ilave edebilirsiniz. Her tarafa sürelim. Üzeri için kaşar ve çökelek hazırlamıştık. Hepsini ilave edelim. Her tarafa gelecek şekilde serp. Dikkat edelim, tepsinin kenarlarına çok serpmeyelim, ortalara doğru. Hazırladıktan sonra 180 derece fırına sürüyoruz. Hemen sizlere fırının hangi katta pişirmeniz gerektiğini göstereceğim. Fırını önceden ısıtmıyoruz. Soğuk fırına sürüyoruz. Hemen sizlere şöyle yakından da göstereyim. Fırının en altın bir üstüne koyuyoruz. Yani en alttan ikinci katına. Sizler fırını açmayın. Ben göstermek için fırını açtım sizlere nasıl piştiğini. Çünkü bu yöntemle puf puf oluyor. Çok güzel pişiyor. Genelde en üste konulduğu zaman üstü kızarıyor. İçi çiğ kalıyor. Dikkat edelim. Bu yöntemle hazırlayalım. Tekrar söylüyorum. Fırının en altın bir üstüne. Bakın 180 derece fırında kızarttım. İçi çok güzel pişmiş görünüyor. Puf puf oldu. Ben sizlere göstermek için sıcak sıcak kesiyorum. Sizler 5-10 dakika sonra kesin. Hatta üzerinde hafif havluyla da örtebilirsiniz. Gerçekten bu lezzet başka. Denemeye değer diyor. Çok hızlı ve kolay bir tarif ve de çok lezzetli oluyor. Unutmayalım, sevdiğiniz bütün iç harçlarından ilave edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken fazla iç harcı eklemeyelim. Bu tarifim patatesli de muhteşem oldu. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Gerçekten nefis görünüyor. Tarifimi denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Hemen sizlere şöyle bir de yakından göstereyim. Buraya kadar izleyip bana zaman ayırdığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.